Merhaba arkadaşlar, Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, sizler için yeni bir deneme serisi çözüyorum. Paraf yayınlarına ait üçlü ayete deneme serisini çözeceğim. Evet, denememizin genel içeriği MEB'in son açıkladığı ayetin müfredatına göre hazırlanmış olup güncel sorular mevcut. Sınavın zorluk derecesi arkadaşlar orta seviyede bir deneme olup güzel sorular mevcuttu. Soruları özellikle sizler için inceledim. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Evet ilk sorumuz şöyle. Tavana yalıtkan bir iple asılmış elektrik yüklü K cismi düzgün bir elektrik alanda şekilde birdeki bir dengede kalmıştır. İpteki germe kuvveti sıfırdan farklı olduğuna göre cismi, e, cismin bulunduğu yerde elektrik alanının yönü şekil 2'deki verilen hangisi kesinlikle olamaz? Şimdi arkadaşlar cismin tabii ki burada ne olduğunu söylemiş, dengede olduğunu söylemiş. Dengede olması için cismin aşağı doğru çeken kuvveti gösterisi. Aşağı doğru cismin bir ağırlık kuvveti var. Şu istikamette arkadaşlar ne vardı? Bir ipin gerilme kuvveti vardır. Sonuçta demek ki cismi bu tarafa doğru iten bir elektriksel kuvvet oluşmuştur arkadaşlar. Elektriksel kuvvet ne olur? Tabii ki elektrik alanın doğrultusunda olur. O zaman sol tarafa da bir elektriksel kuvvet var. O zaman bu elektriksel kuvvet 2 numara olabilir, 3 numara yönde olabilir elektrik alan çizgisi, 4 numara olabilir. Ya da arkadaşlar elektrik alan sonuçta yani bu istikamette olması lazım. Yani ya sola ya sağa çünkü yükün işareti hakkında bilgimiz olmadığı için buradaki elektrik alan çizgisi 5 numara olabilir. Ama yukarı yönlü olamaz çünkü kuvvetimizin ne olması kesinlikle yani x ekseninde yani veya sağ ya da sola olduğunu bildiğimiz için Burada hangisi olamaz dersek tabii ki bir istikametli olamaz. Bir istikametinde olursa, olursa o zaman cismin bu tarafa doğru bir tx bileşeni, bunda bu tarafa bir ty bileşeni olduğu için yani tx'i dengeleyen bir kuvvet oluşmaz diyeceğiz. Onun için burada hangisi olamaz dediğimiz zaman yalnız bir ifadesini kullanmış olacağız. Evet geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle. X, Y, Z dik koordinat sisteminde bir elektromanyetik dalga artı X, doğrultusunda e, X doğrultusuna yayılmaktadır. Elektromanyetik dalganın elektrik alanı E, manyetik alanı B olduğuna göre e, bu bileşenlerin anlık doğrultusu aşağıdan hangisi olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar bize bitmemiz gereken elektrik alan manyetik alan ve cismin hız vektörü mutlaka birbirine ne olmak zorunda? Dik olmak zorundadır. Şimdi burada bize ne demiş arkadaşlar? Burada e, elektromanyet dalganın e, x ekseninde olduğunu söylemiş. Yani hızının x ekseninde olduğunu söylemiş. Eğer hızı x ekseninde olursa o zaman manyetik alan arkadaşlar biri bu eksende olacak. O zaman burada da ne olacak arkadaşlar? Elektrik alan olacak. Belki bunların ikisi yeri farklı olabilir. O zaman bizim burada kesinlikle hızın x ekseninde olduğunu söylemek ya x 80 olur ya eksi x ekseninde olur. O zaman burada elektrik alanın kesinlikle x ekseninde olmaması lazım. x ekseninde olmayan o zaman elektrik alanı burada x ekseninde göstermiş. O zaman burada hız da hız da aynı eksende hem de elektrik alanı aynı eksende olamaz diyeceğiz arkadaşlar. Demek ki bunların hepsinin 3 boyutlu. Yani hız x eksende olursa manyetik alan y eksende, elektrik alan da z ekseninde olması lazım. Demek ki iki kavram aynı ekseninde olma durumu yoktur demiş oluyoruz. Evet geldik üçüncü sorumuza. Yatay düzlemde çembersel yörüngede sabit süratle koşan bir sporcunun yörünge merkezine göre açısal momentum büyüklüğü L'dir. Eylemsizlik momentinin büyüklüğü ise I'dır demiş. Sporcu süratını ve koştuğu çembersel yörüngenin merkezini değiştirmeden daha küçük yarı çaplı bir çembersel hareket yaparsa açısal momentumla ile ne olur demiş. Şimdi açısal momentum ifadesi arkadaşlar neydi? Merveydi. E, I dediğimiz kavramda M çarpı R kare. Eylemsizlik momenti diyoruz. Şimdi buradaki sorumuzu incelediğimiz zaman. Şimdi ne demiş? İlk başta burada tabii ki buradaki öğrenci sporcu ne yapıyor? daha büyük bir yarı çapta dolanıyor. Yani şu istikamette dolanıyor. Ama daha sonra ne yapmış? Yarı çapını küçültmüş. Yarı çapını küçültürse şu eksen dolanacak. O zaman burada ne oldu? İlk başta R'si buyken ne yaptı? Buraya geldi. Yarı çapı küçüldü. Yarı çapı küçüldüğü için o zaman eylemsizlik momenti m kareden dolayı eğer yarı çap küçülürse eylemsizlik momenti küçülür. O zaman eylemsizlik momentin azaldığını söyleyeceğiz. Şimdi soruda ne demiş arkadaşlar? Hızını, süratını değiştirmeden, süratını değiştirmeden o zaman kütlesi aynı, süratı aynı, yarıçapı küçüldüğü için açısal hızda ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. Buna göre cevabımızı A seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet geldik dördüncü sorumuza. Kıyıya paralel sabit hızla e, akan bir ırmakta K noktasından suya göre akıntıya dik sabit hızla yüzmeye başlayan bir yüzücü iki kıyının tam ortasına geldiği zaman yoruluyor. Yalnızca hızının büyüklüğünü yarıya düşürüyor. Diyor. Yüzücü n noktasına çıktığına göre K'dan yüzmeye başladığı hızını hiç değiştirmeseydi karşı kıyı hangi noktaya çıkardı demiş. Şimdi arkadaşlar sorumuzu eğer dikkatli okuduğumuz zaman yani yolun ırmağın tam ortasında hızını ne yapmış? Yarıya düşürmüş. Ve bunu ilk başta yüzücü nereye çıkıyor? Neye çıkıyor? O zaman buradan ne kadar hızla çıktığını bilmiyoruz. Ama akıntı hızının her türlü sabit olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Normal bunun suya girer hızı böyle olsa. Akıntı hızı böyle olsa ne olur arkadaşlar? Şu anda hangi istikamette gider? Şu istikamette gider giderdi. Bu istikamette giderdi. Şimdi yüzücü yolun ortasına geldi. Yolun ortasına geldi. Hızını yarıya düşürsün. O zaman VS hızını ne yaptı? Yarıya düşürdü. Yarı akıntısı değişmeyeceği için aynı akıntısını eklediğimiz zaman aynı akıntısını ekledik ne yaptı? Yüzücü bu istikamete gitti ve şu anda bu şartlarda neye çıkmış oldu? O zaman burada bizim ne anladık arkadaşlar? Akıntı hızının sola doğru, sağa doğru bir birim, yüzücünün gerçek hızının da ilk başladığı andaki hızının yukarı iki birim olduğunu anladık. Ne demiş söyledi bize? K'dan yüzmeye başladığı anda hızını hiç değiştirmeseydi. O zaman hızını hiç değiş değiştirmeseydi. O zaman şunları bir silelim arkadaşlar. Şöyle şunları silelim. O zaman sadece bu hızı kalsın. Bu hızı kaldığı zaman o zaman akıntı hızı ne olacak arkadaşlar? Sabit olacak. Sonuçta akıntı hızı değişmiyor. Akıntı hızını yine ne yaptık? Sabir yaptık. O zaman yüzücü ne yapacak? Buradan bu istikamette arkadaşlar tam nereye çıkmış olacak? Neye çıktı? Ne yapmış oluyoruz? Buradan görüyoruz. Demek ki burada akıntı hızının değişmediğini düşünerek sonucu bulmuş oluyoruz. Cevabımızı burada C şıkkı olarak işaretlemiş oluruz. Evet geldik 5. soruma. Noktasal bir cisim şekildeki verilen düzenekte K-N nokta arasında harmonik hareket yapmaktadır. K noktasından harekete geçen cisim KL noktalar arasındaki e, hareket süresi T1, LM noktalar arasındaki e, geçme süresi T2, M noktasından N'ye geçme süresi T3 oluyor. T1, T2, T3 arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi arkadaşlar K ve N noktası cismin harmonik hareketi yaptığı noktalar. Şu nokta cismin neresidir arkadaşlar? Tam orta nokta denge noktasıdır. Cisim buradan belli bir sıfır noktasından bırakıldığı zaman Tam şu noktadan geçerken ne oluyor? Hızı maksimum oluyor. Tekrar ne yapıyor? Uçlarda duruyor. O zaman şimdi ne demiş bize? Buradaki süresini arkadaşlar şuradaki süresine T1 demiş. Şuradaki süresine T2 demiş. Ve buradaki süresine T3 demiş. Şimdi hızla süre nasıl Ters orantılıdır. O zaman orta noktaya geldiği zaman hızı maksimum olduğu için o zaman şurada ne yapıyor? Daha yavaş geliyor. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Hızın maksimum olduğu yer süre küçük olur. O zaman burada T2 süresi ne olacak? En küçük olacak. O zaman bu taraf ve bu taraf simetrik olduğu için T1 ile T3 eşit olacak. O zaman burada T1 ile T3 eşit ama T2'nin daha küçük olduğunu anlamış oluyoruz. Çünkü ortaya geldikçe cisim hızlanır. Hızlanırsa süre ne yapıyor? Burada düşmüş oluyor diyoruz. Geldik 6. sorumuza. Sorumuz şöyle. Evet, yapılan bir deneyde özdeş XY yayları e, cisimler düşey kesitte verilen sürtünmesi önemli düzeneklerdeki şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. Bu durumda cisimler özdeş K ve L yaylarını sıkıştırarak yaylarda sırasıyla maksimum E, ve E ile esneklik potansiyel depolaması neden oluyor. Yalnızca yayların esneklik kat sayısı artırılarak deney tekrarlandığında E, K, için ne söylenebilir? Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Enerji kurumu yazalım arkadaşlar. Şimdi burada cisim normal şartta şuraya kadar ne yapıyor? H kadar gidiyor. Cisim yayı ne yapayım? X kadar sıkıştırıyor. Ama burada yayın esneklik katsayısını artırmış. Yayın esneklik katsayısını artırırsa ilk başta bu cisim için yazarsak denge e, enerji kurumu mg artı h artı x eşittir. Direkt yaya verdiği yani k yaya verdiği enerji yazarız. Eğer buradakini yazarsak bu cismin yüksekliği bu potansiyel enerjisi. İkincisi için yazdığımız zaman mgh eşittir. L yayına verdiği enerji diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar önce şurayı yorumlayalım. Burada mg sabit. H sabitse o zaman L yayına verdiği enerjisi ne oluyor? Direkt potansiyel enerji. O zaman buradaki enerji değişmediği için o zaman L'deki enerjisi ne yapmak değişmeyecek. O zaman L yayına verdiği potansiyel enerji ne yapmıyor? Değişmiyor. Ama burada yayın esneklik kas sayısı artırıldığı zaman yayı daha sıkıştırır. Daha sıkıştırırsa o zaman x değeri ne olur? Azalır. Yani, yani cismin ilerleme şansı azalır. O zaman bu başlangıçtaki toplam potansiyel enerjisi azaldı. Potansiyel enerjisi azalırsa k yani verdiği enerji ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. Buna göre seçeneğimizi B seçeneğinde işaretlemiş oluyoruz. Evet geldik. Yedinci sorumuzda levhalar arasında hava olan bir düzlem bir düzlem sıhh bir üretici hassas bir ampermetre birlikte bağlanmıştır. Bu durumda ampermetrenin gösterdiği değer 0 iken sıhhın arasında plastik bir madde konulup tekrar çıkarılması sonucunda ampermetrenin ipresinin saptığı gözlenmektedir. Bu durumdan aşağıdaki hangisi çıkartılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz şimdi bunun arasına başka e, ne yapmış? Evet şimdi e, burada arkadaşlar ilk başta bu bir üretici, üretici bağlandığı zaman arkadaşlar neyi göstermiş? Yani sıfırı göstermiş ampermetre. metre. Üretici dediğini de arkadaşlar artı eksi kutuplu pil demektir. Bu doğru akım demektir. Demek ki doğru akım ne yapmıyor? Sığ doğru akımı geçilmez olduğunu burada ne yapmış o yorumlamış oluyor. Sığ açlar alternatif akımı geçirir. Evet alternatif akımı geçirir ama bu da alternatif akımla ilgili bir bilgi vermediği için bunu ne yapamayız buradan bu sonucu çıkartamayız. Saçların sırası aralarındaki diyetik ortamın cinsine göre değişir. Evet, ne burada hava varken ne yapmış buraya başka bir arkadaşa plastik bir ortam koyduğu zaman ampermetren saptığı gözlemiş. Demek ki aradaki yalıtkan ortam ne yapıyor? Sıcaklığın değerini değiştirdiğini yorumlamış oluyoruz. O zaman buradan cevabımıza 1 ve 3 sonucunu çıkarmış olduk. Evet geldik 8. sorumuza. Kütleleri M, 2M olan cisimler sürtünmesi önerisi yatay düzende Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3 şekil duruyorlar. İken cisimlere yatay F, 2F büyüklüğünde kuvvetler şekildeki aynı anda etki etmeye başlıyor. Karşılıklı hareket eden cisimlerin karşılaşma süreleri ee, sırasında T1, T2, T3 arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi arkadaşlar her iki cismin aldığı yol sonuçta x yolu olduğu için sonuç x eşittir. Cisimler eğimli hareket eder burada. 1 bölü 2 at kare gider. O zaman şöyle diyelim. Her iki cismin aldığı yollar aynı sabit. Dikkat edersen bu da x yolunu alıyor. Bu da x yolunu alıyor. Bu da x yolunu alıyor. O zaman a'sı büyük olursa t'si ne olur? Küçük olur. O zaman ne yapalım? A'ların kıyaslayalım. A'yı nereden bulacağız? F eşittir m hatırlayın. F eşittir f bölü m'den a'yı bulabiliriz. O zaman bu cismin iğmesi nedir arkadaşlar? Bu cismin iğmesi A diyelim. F bölü M olsun. Bu cismin iğmesi ne olur? F bölü 2 M. O zaman bunun iğmesi A ise, bunun iğmesi A ise, bunun iğmesi ne yapar? A bölü 2 olur. Aynı şekilde F bölü M'den bunun iğmesini A diyelim. F bölü 2 F'den de bunun iğmesi ne olsun arkadaşlar? Bunun iğmesi de ne olur? 2 A olur. Neden? 2 F bölü 2 F bölü M olur arkadaşlar. Şimdi bunu yorumlayalım. Bunun inmesi f bölü m'den a olsun. 2f bölü 2f bölü 2m'den de 2'ler gideceğim. Bunun inmesi daha olur. O zaman tek tek bakarsak bunun inmesi a, bunun inmesi a bölü 2, bunun inmesi a, bu da 2a, a'ya 2a. O zaman ne demiştik burada? Toplam iğmesi eğer toplam iğmesi büyük olursa tesi küçük olur. Buradaki toplam iğme ne kadar? Buradaki toplam iğme 3a bölü 2. Buradaki toplam iğme 3A kadar. Buradaki toplam iğme 2A kadar. O zaman burada iğmelerle süre nasıl ters orantılıdır? O zaman burada iğmesi küçük olan süresi fazla. İğmesi en küçük olan hangisi? T1. O zaman T1 burada ne olmak zorunda? En geç gider. Daha sonra T ne gider arkadaşlar? Ee, daha sonra T2, T3 gider. En erken giden de ne olur arkadaşlar? T2 gider. O zaman ne oluyor burada? Burada o zaman sıramı yaptık. Evet T1, T3, T2 oldu. O zaman cevabımızı ne görüyoruz arkadaşlar burada? T1, T3, T2 oldu. Demek ki imesi büyük olanın süresi daha küçük olur. İmesi en büyük olan o zaman 2 numara olduğu için süresi en küçük T2 oldu iğmesi, toplam iğmesi en küçük olan da bu olduğu için T1'in süresi en fazla olmuş oldu diyoruz. Evet geldik arkadaşlar bu sorumuza. Özdeş ve türdeş üçer metal çubuktan oluşan 1-2-3 biçimdeki e, cisimler ikişer ipler asılak düşey düzlemde şekilde bir dengelenmiştir. Hangi cisimlerin iplerinden herhangi biri kesildiğinde kale kısmı düşey doğrultuda. Şimdi düşey doğrultu nedir arkadaşlar? Yani K ve L kısmının ne yapması lazım? Ya bu şekilde ya bunun tersi gibi durması lazım. Şimdi ben bunu kestiğim zaman nasıl bir konum olur arkadaşlar? Şöyle bir konum olur. Burası K olsa, şurası L olsa, o zaman şeklimiz şöyle bir şekil alabilir böyle kestiğim zaman. Şöyle kestiğim zaman ne yap? K noktası durursa. O zaman bu şekil böyle bir şekil alabilir. O zaman bu düşey konuda kalabilir. Ama bunu böyle bir tanesini kestiğim zaman arkadaşlar şekil ne olur? Şöyle şu şekilde durabilir. KL kısmı düşey şekilde duramaz. Demek ki burada düşey konuda kalacak olan hangisi? Bakın şu şekilde ne yapabiliyor? Bu şekilde kalabilir diyoruz. Ama bunu kestiğimiz zaman arkadaşlar bu ne yapar? Bu yam olur yine. Sonuçta şekil ne olur? Şu şekilde veya şöyle arkadaşlar şu şekilde bir şekil durabilir. Direkt yani K ile düşey kurumu ne yapamaz? Düşemez. Onun için sadece düşey konumda kalacak olan hangisidir? Yalnız bir olarak söylemiş oluruz. Evet geldik 10. sorumuza. Şekildeki düzenekte KL cisimleri iple bağlanmıştır. K cismi yatay tablo üzerinde düzgün çembersel hareketi yaparken tabla dedikten geçen ipin ucundan sarkıtılıyor ve L cismi düşey düzeme dengededir. Ne demiş bize sorumuzda? Sürtünmeler ve ipin kütlesi önemsenmede gel. L'nin şekildeki konumda dengede e, kalabilmesi için aşağıdaki inecekler hangisinin bir etkisi yoktur? Öncelikle cismi renk kuvvetleri yazarsak arkadaşlar burada L'nin aşağı doğru neyi var? L'nin bir ağırlığı var. Bu cismi arkadaşlar şu tarafa doğru belli bir hızla bu tarafa doğru cismi savuran bir kuvvet oluşuyor. Bu kuvveti yazarken biz nasıl yazarız? M, K'nın ağırlığı V kare bölü şuradaki ipin uzunluğunun yarı çapını alırız. O zaman ne oldu burada? Burada şu ipi dengeleyen ne oldu? Bu kuvvet oldu. O zaman buradaki merkez kaç kuvveti bu ipe eşit oldu. İp de burada cismin ağırlığına eşit işte. oldu. O zaman burada denge şartını yazarsak M eşittir T ip gerilmesi. T ip gerilmesi de M V kare bölü R'ye eşit işte olur. Şimdi burada hangisinin etkisi yok? Sonuçta biz burada ne yaptık? K'nın kütlesini kullandık. L'nin kütlesini burada kullandık. E, arkadaşlar çizgisel hızı orantı oluşum. Bunu da kullanmış olduk. İpin yatay tablo üzerinde kısmı uzunluğu. Yani orası ne oluyor? Şu yarı çap oluyor. Bunu da kullandık. Ama ipin tablodaki deliğin altından kalan düşey kısmı uzunluğu. Yani bize şu kısmı uzunluğunun bir anlamı olmaz. Onun için burada E'nin bir etkisi yoktur diyoruz. Evet geldik 11. sorumuza. Sorumuz şöyle. Düzgün bir manyetik alan içerisinde düzgün çembersel hareket yapan yüklü bir parçacığın merkezi ilmesinin büyüklüğü hangilerinin tek başına yapılına değişir? Şimdi burada şunu düşünmemiz lazım. Bir manyetik alan içine yüklü parçacık girdiği zaman ne yapıyor? Çembersel hareket yapıyor. O zaman şöyle diyelim. Yüklü parçacımız ne yapsın? Burada bir çembersel hareket yapsın. O zaman yüklü parçacığı şuraya belli bir beyazla bıraktığımız zaman cismi içeri doğru çeken ne oluşuyor arkadaşlar burada? Bir manyetik kuvvet oluşuyor. Bu manyetik kuvveti yazarken nasıl ifade ederiz? Manyetik kuvvet bisküvi ya da baklava şeklinde yazarız. O zaman bu kuvvet ne abi? Sisteme bir iğme kazanır. Yani F bu cismin kuvvet oluyor. Buna iğme kazandırdığı için o zaman buradaki iğme neye bağlı dediğimiz zaman bu iğmeyi çekersek bu da yorumlayalım. Manyetik alan büyüklüğünü değiştirmek. Manyetik alanın büyüklüğünü değiştirirsek o zaman kuvvet değeri değişir. Kuvvet değeri değişirse o zaman ivme değeri ne yapar? Değişmiş olur. O zaman bu ifade e, değiştirir sonucu. Elektrik yükünü işaretinin ilk durumuna göre zıt işaret yapmak. Zıt işaret yapmak kuvvetin yönünü değiştirebilir. Dönüş yönünü değiştirir. Bu etkilemez. Büyüklüğünü etkileme yönünü etkiliyor. Manyetik alanın yönü ilk duruma göre zıt yönde uygulamak. Yine manyetik alanın yönü sağa kuralım na göre sadece kuvvetin yönünü değiştirir. Büyüklüğünü değiştirmez. Sadece o zaman ne diyor? Büyüklüğünü değiştiren burada nedir? Büyüklüğünü değiştiren kuvvetin büyüklüğünü B değiştirir, Q değiştirir. V cismin hızı değiştirir, bir de kütlesi değiştirir. Onun için burada sadece seçeneklerimizden A seçeneğini görmüş oluyoruz. Evet, geldik 12. sorumuza. Sorumuz şöyle bükülmüş bir X çubuğu yere sabitlemiş Y desteğini ve S1, S2 ipleri bağlanarak düşey düzlemde şekilde bir dengelenmiştir. İplerdeki girme kuvvetinin büyüklükleri T1, T2 olduğuna göre aşağıdaki hangisi X çubuğunun ağırlığına eşittir? Şimdi X çubuğunun ağırlığını şöyle gösterelim. X çubuğunun ağırlığı tabii ki sonuçta ağırlık ne tarafadır? Aşağıdır. X çubuğunun ağırlığı aşağıya GX diyelim. Bu X çubuğunu buradan bağlanmış. Buradan ne yapıyor? Yukarı yönlü bir T1 ipi çekiyor. Buradan da X çubuğunu aşağı yönlü t ekipçi. Şey. Bakın şuraya nokta koyarsak bağlandığı yere şu şekilde aşağı doğru gösteririz. O zaman tek tek kuvvet gösterirsek x çubuğunun ağırlığı aşağıya burada arkadaşlar şu yukarıdan çeken kuvvetle ne tarafa? T2 aşağıya ama T1 kuvveti ne oldu? Dikkat edersen burada yukarı oldu. O zaman burada yönler dikkat etmemiz lazım. T1 yukarıya bakın buradan bağlanmış yukarıya. Bu da aşağı doğru çekiyor bu şekilde. Şimdi buradan ne yapalım? G eksi çekelim. G eksi yalnız bırakırsak o zaman yukarı kuvvetlerin toplamı aşağı kuvvetlerin toplamı işte olacak. O zaman T1'den t 2yi çıkarırsak direkt X'i eşit Buluyoruz. Buna göre cevabımızı B seçeneğinde görmüş olduk. Evet geldik 13. sorumuza. K ve L bobinlerinden oluşan ideal X transmitörü R ve S noktalarından oluşan ideal Y transmitörü şekildeki bağlanarak K'ya yani şuraya arkadaşlar bir V girmemiş. Buraya bir V gerilim vermişiz. V girme uygun ve bu durumda R'nin gerilimi VR. Yani şuranın gerilimi arkadaşlar ne demiş? VR demiş. R noktasının çıkış gerilimi de VC demiş. Buna göre S'nin sarım sayısı L'den büyük. Yani S'nin sarım sayısının L'den büyük olduğunu soruda belirtmiş. Demiş ki bu iki bobinin yerleri yani sarım bu iki bobinin yerleri kendi yer değiştirdiği zaman S ve L yer değiştirdiği zaman R ve B için ne söylenebilir demiş. Evet ilk durumu şöyle yazalım arkadaşlar. Önce değişmemiş şey hali yazalım. Giriş gerilimin çıkış gerilimini yazarsak giriş gerilimi V, çıkış gerilimi V, C olsun. Şimdi burada burası primer, sekonder, primer, sekonder diye olmaz mı? Burada bu denklemleri yazarken önce primerleri kendi içine çarparız. Yani K ile R'yi çarparsak sekonderler oranına her zaman eşittir. Şimdi sorumuzun ikinci kısmında ne demiş arkadaşlar? Bunların yerini değiştirmiş. Yani bu transmitör bu taraf almış. Yani burası RS. Bu da arkadaşlar bu taraf K olmuş. Bunların yerlerini değiştirmiş. Tekrar yazarsak V bölü V çıkış diyelim. Şimdi ne yapın? Yine primeller. primeller ne olur? R ve K alıyor. O zaman R ile K'yı çarpıyoruz. Yine L ile S'ye ne yapıyoruz arkadaşlar? S ile L oranı yapıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz yine burada KR yine burada. LS burada. RKs ile. O zaman burada çıkış ne yapmadı? Çıkış değişmiyor. Çünkü burada V aynı. V'nin çıkış oranı yine primeller ve sekonderler ne oldu? Oran olarak değişmedi. O zaman VC'nin burada değişmediğini görüyoruz. Şimdi burada ne yaptı arkadaşlar? Burada S, L'den büyüktür. Şimdi sen büyü e, büyüğü eğer bu tarafa alırsak ne oluyor? Şimdi S o zaman buradaki L'nin sarım sayısı önceden küçüktü. Şimdi ne yaptı? S e, e, daha büyük olduğu için o zaman buranın buradan buraya geçerken gerilim ne yapmış? Artmış oluyor. Çünkü sarım sayısı arttıkça gerilim artar. O zaman ne yapıyor? R noktasının yani bu noktanın gerilimi artarsa buranın gerilimi artmış oluyor. Çünkü burası ortak bir gerilime sahiptir. Buna göre cevabımızı C olarak söylemiş oluyoruz. Demek ki arkadaşlar buna şurada dikkat etmemiz lazım. Burada ne yaptık? İlk başta primerleri kendi içine çarptık primerler kare. sekonderler ls. Yerler değiştirilsinde matematiksel olarak herhangi bir değişiklik olmadığı için burası sabit, burası ve girişler aynı. O zaman çıkışlarda herhangi bir değişiklik olmaz. O zaman çıkışın gelmedi, değişmediğini burada rahatlıkla görmüş oluyoruz. Evet geldik 14. sorumuzda. Bir dalga leğinde özdeş 2 noktası 2 dalga kaynağının ürettiği dalgaların girişim deseni elde demiştir Desen üzerindeki Farklı AB noktalarının kaynaklara uzaklıkları yol farkı eşittir A noktası durgun bir nokta olduğunu göre. B noktasıyla ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu tabii ki iki tane kaynak olduğunu söylemiş şurada ve burada kaynaklar arasında sonuçta tam ortası neydi? Bunun merkez doğrusu olarak kabul ediyorduk. Şimdi burada iki tane noktanın yani bir A noktamız var. Bir de arkadaşlar nerede bir B noktamız var. Bu ikisinin sonuçta yol farklarına eşit olduğunu söylemiş. Yol farkları eşitse o zaman bunların arkadaşlar aynı nokta üzerindedir. Yani bunların ya ikisi katardır ya ikisi de arkadaşlar düğümdür. O zaman bu A noktası durgun bir nokta olduğuna göre o zaman B noktasında yol farkı hem A'nın hem de B'nin yol farkları eşit olduğu için o zaman aynı özelliğe sahip. O zaman B noktası durgun bir nokta olduğunu kesin söyleriz. Merkez doğrusu üzerindedir. Sonuçta merkez doğrusunun sağında da aynı noktalar var, solunda da katarlar var, solunda da katarlar var. O zaman merkez doğrusu üzerinde olduğunu ne yapabiliriz kesin bilemeyiz. A ile aynı girişim çizgisi üzerindedir. Sonuçta arkadaşlar A noktası bu tarafta bir e, ne yapabilir? Bir nokta oluşturabilir. B noktası belki yine burada olabilir ama bu tarafta da olma şansı var. Sonuçta ne diyorduk arkadaşlar? Bunu unutmayalım. Sonuçta merkez doğrusunun hem sağında katarlar var. Mesela burada birinci katar varsa burada da birinci katar var. Ama sonuçta e, aynı nokta üzerinde çizgi üzerinde olma şansı vardır. Onun için üçüncüsüne kesin diyemeyiz. Burada tek bildiğimiz özellikleri aynı olduğu için her ikisi de durgun bir nokta olarak kabul edebiliriz. Buna göre cevabımızı B seçeneği olarak seçmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videoları